Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz. Sevgili seyircilerimiz, yeni yıla sayılı gün kaldı. Biz de şimdiden 2018 ajandasını oluşturmaya başladık ve yeni yılın ilk aylarında vizyona girecek merakla beklenen filmleri sizin için derledik. Hanımlar, beyler, karşınızda Oscar aşçımız Neslihan Yılmaz. Festival izleyicisi tarafından çok sevilen ve vizyonu merakla beklenen yerli yapımlardan biri Sofra Sırları. Düzenli bir hayatımız vardı. Her şey yerli yerinde ve rahattı. Cinayet mi? Ümit Ünal'ın 10 yıla yakın bir zaman üzerinde çalıştığı kara mizah türündeki filminde Demet Evgar, Fatih Al ve Alican Yücesoy başrolde. İşte bu. Buyur abla. Anadolu'da eşiyle yaşayan, en büyük zevki ise yemek yapmak olan Neslihan'ın trajikomik hikayesi 16 Şubat'ta vizyonda olacak. Ha? Seni de öldürdüm. Madeline Langlin'in fantastik romanı Zamanda Kıvrılma sinemaya uyarlandı. We believe he is and we're here to help you find him. Film, bilim adamı olan babalarının ortadan kaybolmasıyla harekete geçen Meg ile Charles'ın uzayda paralel evrenlere uzanan, pek çok yerde geçen soluksuz macerasını anlatıyor. Ava DuVernay'in yönettiği filmde Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mandy Kaling, Chris Pine ve Zach Galifianakis gibi ünlü yıldızlar rol alıyor. Love is always there, even if you can't see it. Zamanda Kıvrılma 20 Nisan 2018'de vizyonda. You clean that lab, you get out. Fantastik türün sıra dışı yönetmeni Guillermo del Toro, fantaziyayı aşk hikayesiyle birleştirdiği The Shape of Water filmiyle Altın Aslan'a uzandı. We need to take it apart, learn how it works. What happened? It's an animal, just keeping it tame. Soğuk Savaş döneminde Amerika'da geçen film, temizlik görevlisi dilsiz Eliza ile hükümetin ürettiği bir yaratık arasında yaşanan aşkı anlatıyor. Don't do this. I'm going to be synchronizing our watches just like they do in the movies. Oh, woman, we go burn in hell. Sally Hawkins, Michael Shannon, Octavia Spencer, Richard Jenkins'in rol aldığı film 16 Şubat'ta vizyona girecek. Evet, dünyadan seçtiklerimiz diyelim ilk haberimiz için ve bu arada 2017 yılının kültür sanat haritası da belli oldu. DNR verilerinden elde edilen bilgilere göre yerli müzik kategorisinde Tarkan'ın 10 albümü birinci olurken yabancı listelerde birinci Haris Alexiou'nun Haris Alexiou 25. yıl özel albümü oldu. Kitap kategorisinde ise Zülfü Livaneli'nin kaleme aldığı Huzursuzluk yılın en çok satan kitabı olarak listede ilk sırada yer aldı. Peki ajandamızda öne çıkan diğer haberler neler? İşte o haberlerden de bir tur hazırladık. Benim moralim çok kötü ve sizi tavsiye ettiler. Ne açıdan? Bugün için bir para verebilirim size. 2017'nin son haftasında da gişe listesinin birincisi değişmedi. Avukat. Yo, gurur duydum. Gülse Birsel'in ilk sinema filmi projesi Aile Arasında 3 milyona yakın gişesiyle listenin birinci sırasındaki yerini korudu. Hatta Adana'yı gezdirdik ama Tokyo'yu gezdim zannetmiş olabilir. Nasıl buldunuz güzel Adana'mızı? Madem güzel, ne soruyorsun? Oscar yolculuğu yarım kalan Ayla 5 milyonun üzerinde bilet sattı. Yabancı dilde Oscar adayları arasına giremeyen film, hafta sonu 302 binin üzerinde kişiyi sinema salonlarına doldurdu. Ama ben seni hiç bırakmayacağım. Geri geleceğim ben, tamam mı? Star Wars serisinin yeni filmi Son Jedi, komedi filmi Maide'nin Altın Günü ve Özcan Deniz'in yönettiği Öteki Taraf listede kendine yer bulan filmler arasında.
Son Jedi gişe tahtını bırakmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin hafta sonu gişe listesinde birincilik yine Star Wars Son Jedi'in oldu. 220 milyon dolar hasılatla açılış yapan film, ikinci haftasında 68 milyon 400 bin dolara ulaşarak 365 milyon dolarlık hasılata imza attı. Listenin ikinci sırasında Jumanji Vahşi Orman yer aldı. Renkli kadrosuyla komediyle aksiyonu harmanlayan yeni nesil Jumanji açılışını 34 milyon dolarla yaptı. Komedi serisi Pitch Perfect 3 listeye 3. sıradan giriş yaptı. Müzik sevdalısı kadınların macerasını anlatan film 20 milyon 400 bin dolarla açılış yaptı. Lord, İsrail konserini iptal etti. Yeni Zelandalı müzisyen Lord, 2018'de vereceği İsrail konserini Filistin yanlısı aktivistlerin çağrıları sonrasında iptal etme kararı aldı. (Gülüyor) 2013 yılında yayınlanan Royals şarkısıyla dünyaca ünlü bir şarkıcı ve söz yazarı olan Lord, Haziran 2018'de gerçekleştireceği İsrail'in Tel Aviv kentindeki konserini, İsrail'in Filistinlilere yönelik yaptırımlarını protesto eden grubun çağrıları sonrasında iptal etti. Lord'dan önce Roger Waters, Lauryn Hill ve Elvis Costello da BDS tarafından yapılan çağrılara uyarak İsrail'deki konserlerini iptal etmişlerdi. And all the people that come and go. Sırada bir sergi haberimiz var. Ali Alışır'ın Melez Ruhlar başlıklı sergisi Bozlu Art Project'te. Ali Alışır, Melez Ruhlar adını verdiği sergisinde modern zamanın kargaşasına rağmen dengede durmaya çalışan insanın iç dünyasında yaşadığı gerilime dikkat çekiyor. Organ nakilleri, mühendislik, üreme teknikleri, iletişim ve bilişim teknolojilerinin hepimizin hayatına değişik yollardan müdahale etmesi insan bedenini, ruhunu bir proje, tasarım ve pazarlama unsuru haline getiriyor. Dolayısıyla gerçek ve hayalin iç içe geçtiği, şeylerin ve temsillerin birbirine karıştığı bu dünyada aslında bedenlerimizin ve ruhlarımızın ihtiyaçlarının nasıl birbirine karıştığı, bunları nasıl ayırt edemez bir duruma geldiğimizi ortaya koymaya çalışıyorum. Melez Ruhlar 23 Ocağı dek Bozlu Art Project Nişantaşı'nda görülebilir. Sevgili seyircilerimiz, iş sanatta artık gelenekselleşen ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle satışa çıktığı gün biletleri tükenen Yeni Yıl konserinde bu sene John Rickman'in yönetiminde Johann Strauss Orkestrası yılbaşına Yeni Yıl konserine özel bir programla sahne alacak. Avustralyalı soprano Corinne Cowling ve İskoç tenor Nicky Spence'in seslendireceği birbirinden eğlenceli vals ve polkalara balo kostümleriyle göz kamaştıran Johann Strauss dansçılara eşlik edecek. 40 yılı aşkın süredir 19. yüzyıl Viyana'sının zarafetini ve romantizmini sahneye taşıyan topluluğun konseri 4 Ocak 2018 Perşembe akşamı saat 20.30'da İş Sanat'ta. Sieg meinem Herzchen vor Freude.
Bir süredir yaptığı dizi müzikleriyle gündemde olan Murat Evgin, Netflix Amerika'da yayınlanacak tarihi dizi Myths and Monsters'ın müziklerine imza attı. Biz de bu vesileyle Murat Evgin'le bir araya geldik ve sohbet ettik. Türk dizileri Arap ülkelerinden Latin Amerika'ya tüm dünyayı kasıp kavururken bir müzisyen dizi müzikleriyle yurt dışına açılıyor. Bir süredir Arka Sokaklar dizisinin müziklerini hazırlayan Murat Evgin, Netflix Amerika'da yayınlanan Myths and Monsters'ın müziklerine imza attı. The tales have been told since man first gathered around the fires of prehistory. Yurt dışında bizim müziğimizi takip eden, dizilerimizi takip eden geniş bir kitle oluştu. Biz yurt dışında tanıştık. Fransa'daki bir festivalde tanıştık ve Netflix için yayınlanacak bir 6 bölümlük bir televizyon dizisi. O dokudrama dedikleri, hani hem belgesel hem drama tarzı bir iş, Myths and Monsters diye. Her kültürün efsaneleri ve canavarları var, hikayeleri var. Genelde insanların işte o canavarlara karşı verdikleri mücadele, böyle masalsı anlatımla anlatılan bir hikayeler bütünü. Of the wilderness and the dangers within. Stories of battles. Amerika dışında Kanada ve İngiltere'de yayınlanmaya başlayan dizi için Murat Evgin epik tarzda müzikler besteledi. But what are the roots of these fantastic tales? Jenerik müziğini yaptığımda henüz hiçbir şey çekilmemişti. Sadece bir sayfalık bir tretmanla bana anlattılar hikayeyi ve senaryoyu. Ondan sonra ikinci müzikleri yaptığımda işte bazı animasyonlar ve görüntüler üzerinden çalıştık ve aylarca hiç yüz yüze gelmedik. Hep e-mail üzerinden anlaştık. Çok motive edici mesajlar yolluyorlardı her müzikle ilgili. Bu da bizim hani burada biraz özlediğimiz bir durum. The monsters lurking within ourselves. Sevgili Murat Evgin'i kutluyoruz ve gece gündüz de bu akşamı tiyatro ajandamızdan notlarımızla tamamlıyoruz. Yeni günde buluşmak dileğiyle iyi akşamlar. Tatbikat sahnesi yenilenmiş Voyzet masalı kadrosuyla Unicol'de. George Büchner'in Voyzek adlı oyunundan uyarlanan ve bir rock müzikali olarak karşımıza çıkan Voyzek masalının yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Adem Aydil, Ahmet Melih Yılmaz, Ayça Eren, Aytek Şayan, Ateş Bars, Berkan Şal, Burcu Özberk, Buse Kara oyunda rol alan oyuncular arasında. Voyzek masalı 4 Ocak 2030'da Unicol'de sahnelenecek. Solmuş bir kasım adı. Şebnem Bozoklu ve Burak Altay'ın rol aldığı Kaplan Sarılması 5 Ocak'ta Toy İstanbul'da tiyatro severlerle buluşacak. Oyun, hayalindeki mükemmel erkeği arayan ama bir türlü bulamayan bir kadının trajikomik hikayesini konu alıyor. Kaplan Sarılması'nın metni Kemal Hamamcıoğlu imzasını taşırken yönetmenliğini ise Bahar Kerimoğlu üstleniyor. Senin bel kemiğin yok, kişiliğin yok. Neden İvan'a karşı bu kadar saldırgan? Çünkü kişiliksiz bir dal tavuk gibi davranıyor. Pahalı bir tablo yüzünden birbirine giren üç eski arkadaşın verdiği büyük ama bol kahkahalı dostluk sınavı, Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney'in birlikte rol aldığı sanat oyunuyla sahneye taşınıyor. Ona etkiliyor, hakkı yok mu? Hayır, yok. Hakkım yok mu yani? Hayır. Neden yokmuş, sen iyi değilsin. Doktora görürsen iyi olacak. Bu renklerden etkilendiğini söylemeye hakkı yok çünkü doğru değil. Ünlü Fransız yazar Yasmine Reza'nın kaleme aldığı sanat, satın alınan bir sanat eseriyle sorgulanan bir dostluk hikayesini anlatıyor. Sanat 7 Ocak 16'da artı sahne Mecidiyeköy'de görülebilir. Biliyor musun? Mahmut tabloyu gördü.